Ağzı belli Allah'tan Şeytan'ı Onları akşamleyin ağlarına getirir, sabahleyin otlaklara götürürken bambaşka bir zevk alırsınız. Bunlar yüklerinizi taşırlar. Öyle uzak diyarlara kadar götürürler ki onlar olmaksızın son derece zahmet ve meşakkat çekmeden varamazdınız oralara. Gerçekten bunları size amade kılan Rabbiniz pek şefkatlidir, rahmet ve ihsanı boldur. Doğrusu davarlarda da size deliller vardır. Zira size onların karınlarındaki işkembe ile kan arasından halis bir süt içiriyoruz ki, içenlerin boğazından afiyetle geçer. Zira biz vaktiyle İbrahim'e Beytullah'ın yerini belirlediğimiz zaman sakın bana hiçbir şeyi ortak koşma ve benim mabedimi tavaf ederken kıyamda, rükûda veya secdede olarak ibadet edenler için tertemiz tut. Hem bütün insanları hacca davet et ki gerek yaya, Gerek uzak yollardan gelen yorgun argın develer üzerinde sana gelsinler. Gelsinler de bunun kendilerine sağlayacağı çeşitli faydaları görsünler ve Allah'ın kendilerine rızık olarak verdiği kurbanlık hayvanları belirli günlerde Allah'ın adını anarak kurban etsinler. Siz de onların etinden hem kendiniz yiyin hem de yoksula ve fakire yedirin. Davarlarda da sizin için ibretler vardır. Onların içinden çıkan sütle sizi besleriz. Daha onlarda sizin için nice faydalar bulunur. Onların etinden de yersiniz. O sizi bir tek candan yarattı. Ayrıca ondan da eşini meydana getirdi. Size etlerini yemeniz için deve, sığır, koyun ve keçiden Erkekli ve dişili olmak üzere, sekiz çift hayvanın helal olduğunu vahiy ile bildirdi. O sizi, analarınızın karnında, üç karanlık içinde peş peşe yaratır. İşte gerçek ilah olan Allah, bunları yapan Rabbinizdir. Bütün mülk ve hakimiyet O'nundur. Ondan başka Tanrı yoktur. Hala nasıl oluyor da hak yoldan vazgeçiriliyorsunuz? Muhakkak ki Allah, iman edip, makbul ve güzel işler yapanları, içinden ırmaklar akan cennetlere yerleştirecektir. Kafirlerse, dünyada zevklerini yaşamak ister, hayvanlar gibi yerler. İşte onların barınağı ateştir.